Kampüs kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Aç kenar bağıntıları ve uygulamaları ile karşınızdayız. Evet. A açısı büyüktür B açısı o da büyüktür C açısı ise yani açılar arasında bize bir eşitsizlik verildiğinde şimdi kenarlar hakkında yorum yapmaya çalışıyoruz. Ve altında da bir hatırlatma yaptık arkadaşlar. Dedik ki büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar yani ABC açılarına göre konuşursak demek ki burası bizim en büyük açımız. Daha sonra B açısı geldi. Daha sonra ise C açısı geldi. O zaman arkadaşlar sıralamamız yani kenar sıralamamız a büyüktür B o da büyüktür C şeklinde olacak. Yani büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar. Bunu da sebebini düşünecek olursak en basit örneği ile arkadaşlar Hatırlayın Bir dik üçgen çizdiğimizde biz bu kenara anlatırken, Hipotenüs adını vermiştik ve hipotenüs de neydi? Bir üçgendeki en uzun kenardı. E şimdi bu açı 90 olduğuna göre demek ki bu açılar kesinlikle 90'dan küçük olmak zorunda. İç açılar toplamımızın 180 derece anlatabilmesi için. Dolayısıyla e, bunların toplamı ikisinin toplamı 90. Demek ki herhangi birine bakıyor olsaydım 90'dan küçük olmalıydı. O zaman bu üçgendeki en büyük açı 90 ve karşısındaki kenar en uzun kenar dolayısıyla büyük açı karşısında büyük kenar küçük açı karşısında da küçük kenar vardır diye söylüyoruz. Şimdi evet karşımızda klasik neredeyse her yerde karşımıza çıkan bir örnek. Gördüğünüz gibi ABC ve ACD birer üçgen. Verilen kenarlardan en uzun olana hangisidir diye sormuş. Önce arkadaşlar İşimizi garantilemek için bütün açıları yazıyoruz bu tarz sorularda. Topladığımızda bakın 100 yaptı. Demek ki bu açı 80 derece. 30 artı 70 100. Demek ki bu açı da 80 derece oldu. Şimdi sol ya da sağ fark etmiyor. Ben soldan başlıyorum. Örneğin bu üçgeni kapattığımızda. Bakın 40 derece, 80 derece, 60 derece. Bu üçgende en büyük açımız 80 derece olduğuna göre demek ki en uzun kenarımız b oldu. Daha sonra soldaki üçgeni kapatıp sağdaki üçgenle devam edersek. Şimdi burayı kapattığımızda bakın. 30 derecenin karşısında d var, 70 derecenin karşısında b var, 80 derecenin karşısında e var. Burada artık en büyük açı 80 derece olduğuna göre acd üçgenindeki en uzun kenarımız artık e. e şimdi soldaki üçgende en uzun kenar b idi ama Bakın o sağdaki üçgenin ikinci en uzun kenarı oldu. Demek ki verilen tüm şekildeki en uzun kenarımız da E kenarıdır diye söylüyoruz. Evet bir başka klasik sorumuz daha. ABC bir üçgen AC eşittir. BC ikiz kenar bir üçgen. AB eşittir B. C açısı B açısından büyük ve Çevre ABC 45 olduğuna göre B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar çevre bilgisine gelmeden önce şu ABC üçgeninin bakın AC ile BC eşit demek ki buraya nokta yazarsak burası da artık nokta oldu. Daha sonra soru bize şunu söylemiş bakın C açısı yani alfa B açısından e, dolayısıyla A açısından da büyük demek ki B kenarı büyüktür A olmalı. Bunu gördük. Bizden ne istemiş soru? B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Arkadaşlar B'nin değerinin küçük kalabilmesi için bizim A'yı mümkün olduğunca büyük seçmemiz gerekiyor. E çevre bize 45 olarak vermişti. Toplarsak 2A artı B eşittir 45 oldu. Örneğin ben burada A'nın 15 olduğunu düşünsem. 2 çarpı 15'ten burası artık 30 oldu. Demek ki B'de ne kaldı? 15 kaldı. Ama bizden ne istemişti? B'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyor. Evet şu an 15 buldum ama bu şartı sağlamadım. Dolayısıyla B 15'ti. Ben B'yi artırdım. B'nin olabilecek en küçük tam sayı değeri de 16 oldu. Hatırlatıyorum arkadaşlar A'nın tam sayı olup olmaması ile ilgili bir bilgi yok. Ben B'ye 16 yazdıktan sonra A'nın tam sayı çıkıp çıkmaması bizim için bir problem değil. Soruda üçgenin kenarları ile ilgili tam sayıdır diye bir genelleme yapılmamış. Evet çiz bakalım demiş. Buket Hoca tahtaya kenar uzunlukları 15 cm, BC 10 cm ve AC x cm olan ABC üçgeninin iç açıları arasındaki sıralamayı C büyüktür B o da büyüktür A şeklinde yapıyor. Buna göre X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar önce üçgenimizi çizdik. A, B, C üçgeni çizdik. Demiş ki AB kenarının uzunluğu 15. Daha sonra BC kenarının uzunluğu 10. AC kenarının uzunluğu X. Sonra da bize şöyle bir sıralama yapılmış. C açısı birinci açı. B açısı ikinci açı. A açısı ise Üçüncü açı. E şimdi arkadaşlar C en büyük açı ise karşısındaki kenar en büyük olmalı. 15 büyüktür. B'nin ikinci açı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla karşısındaki kenar ikinci kenarımız oldu. 15 büyüktür. X o da büyüktür. 10. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. 11, 12, 13 ve 14 olmak üzere arkadaşlar 4 tane tam sayı değeri oldu. Evet geldik üçgen çizebilme şartına arkadaşlar üçgen eşitsizliğinde bizim için önemli bir nokta. Şimdi üçgen çizebilmeniz için uymanız gereken bazı kurallar var. Örneğin hemen kalemlerimle gösteriyorum bakın. Şöyle size iki tane bunlar kenarlarını temsil ediyor. Hemen yanımda bir tane daha kalemim var. Onu da koydum. Diğer kalemimi de koydum. Örneğin buradan rastgele seçim yapmanızı istiyorum. Rastgele seçim yaptığınızda üçgen olsun veya üçgen olmasın. Mesela ben üçgen olmayacak bir tane şart size göstereyim. Kalemimi aldım, iki tane de kapağımı aldım. Arkadaşlar bu üçüyle üçgen oluşturamazsınız. Neden? Çünkü üçgen oluşturabilmek için kenarların köşelerine artık diğer kenarlar gelmeli. E şimdi ben bunu böyle koydum. Bu köşeye bir kalemimizin kapağını yerleştirdik. E bunu ben ne kadar yaklaştırırsam yaklaştırayım. Bakın burayı kapatamıyorsunuz. O zaman üçgen çizebilmenin bazı şartları olmalı. Nedir bu şartlardan birisi mesela? Mesela şudur. Örneğin ben üç kenarımdan, üç kenarımdan iki tanesini aldığımda iki tanesini aldığımda mesela şu ikisini almış olan her zaman diğer kenarımdan daha uzun olmalı. Bu bir. 2. Ben herhangi iki kenarımı aldığımda birbirinden çıkartırsam bu çıkarma işleminin sonucu diğer kenarınızdan küçük olmalı ve biz buna artık arkadaşlar üçgen eşitsizliği adını veriyoruz. Kısaca şu şekilde yazıyorsunuz bakın. A kenarı için konuşursak A kenarı diğer iki kenarın farkından büyük mutlak değer farkından büyük bakın dikkat edin neden çünkü sonuç negatif çıkabilir ama uzunluk kavramına baktığım için ben buraya mutlak değer içine alarak hep pozitif gösteriyorum kenarlar toplamından küçük olmalı bu bütün kenarlar için geçerli olan durum her durum doğru olmak zorunda yani bunların ya şu olsun bu olmasın gibi durumunuz yok 3 kuralda arkadaşlar doğru olmak zorunda artık şu şekilde genelliler e, genellediğimizde diyoruz ki bir üçgen çizebilmeniz için Olması gereken şartlar şunlar. 1- İki kenarın toplamı daima diğer kenardan büyük olmak zorunda. 2- i̇ki, iki kenarın farkı daima diğer kenardan küçük olmak zorunda. Şimdi mesela burada bakın bir uygulama yapalım. Örneğin 2, 4, 5, 3, 7, 10, 9, 14 ve 4 diye 3 tane grup vermiş. Bunlardan üçgen olur mu diye soruluyor. Sonra da hemen yanında bir tane daha bizden bir şeyler istenmiş demişler ki. 3 tane eş boyda ince tahta ile üçgen olup olmama durumlarını göreceğiz. Şimdi kalem kapaklarımız veya kalemlerimiz tahtaları temsil etsin. Nasıl olsa boyları birbirinin aynısı. E şimdi ben bunları aldığımda bakın üçünün de boyu birbirine eşit. E hatırlayın üç kenar üçü de birbirine eşit. Dolayısıyla biz bunları birleştirdiğimizde aslında olabilecek en özel durumlardan birini elde etmiş oluyoruz. Yani eşkenar üçgeni çizmiş oluyoruz. Bu aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim sağ taraftaki gruba. Arkadaşlar 2, 4 ve 5. Şimdi az önce şunu söylemiştik. Demiştik ki iki kenarın toplamı daima diğer kenardan büyük olmak zorunda. E o zaman ben 2 ile 4'ü topladığımda kaç yaptı? 6. 5'ten büyük. Zaten bu saatten sonra 2 ile 5'i de toplasam 4 ile 9 da 5'i de toplasam hep 2'den ve 4'ten büyük olacak. Birinci şartı sağladım. İkinci şartım neydi? Farkları daima diğer kenardan küçük olmak zorundaydı. E şimdi 5'ten 4'ü çıkardım 1. Ya da 4'ten 2'yi çıkardım 5'ten hala küçük veya 5'ten 2'yi çıkardım hala 4'ten küçük. Demek ki arkadaşlar 2, 4 ve 5'te bir üçgen çizebilirsiniz. İkinciye baktığınızda 3, 7, 10. E biz az önce ne söylemiştik arkadaşlar? İki kenarın toplamı daima diğer kenardan büyük olmak zorundaydı. Ama biz 3 artı 7, 10 dedik. E bu da 10 olduğuna göre. Demek ki siz bu uzunluklara sahip 3 parça ile üçgen çizemezsiniz. Geldi üçüncüsüne. Şimdi kısa iki kenarımı topladım da 9'a 4'ü topladım, 13 yaptı. E, daha da küçük çıktı. Demek ki arkadaşlar üçüncü grubunuzda da üçgen oluşturamazsınız. Evet, yine klasik bir sorumuz. Bakalım yandaki şekilde ABD ve DBC üçgen olmak üzere x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar. Önce bu üçgeni bir konuşalım. Şimdi bu üçgen için konuşursak x ne olmalı? 9 ile 5'in farkından büyük. E 9'dan biz 5'i çıkardığımızda artık 4 küçüktür. x o da küçüktür. İkisinin toplamı yani 14 oldu. Bu bir. İkinci üçgenimize baktığımızda. E şimdi ikinci üçgen içinde bakın burayı kapatıyorum artık. 4, 7, x. Şimdi birbirinden çıkardığınızda 4, 7 çıkardım. Burası artık 3 küçüktür. x topladığımızda. Burası da artık 10, 11 oldu. Bu da bizim ikinci eşitsizliğimiz. E şimdi arkadaşlar örneğin, örneğin şu eşitsizliğin bir e, sol tarafına bir bakalım. 3 bizden küçük. Mesela x kaç olsun? 3,5 olsun. İyi de x'e 3,5 dediğimde 4'ten küçük olma şartını sağlamıyor. O zaman benim sol taraftan büyük olanı almam gerekiyor. Şimdi sağa bakalım. x 14'ten küçük kaç olsun? Mesela 13 olsun. İyi de X'in 11'den küçük olması gerekiyor. Ben yukarıdaki 14'e göre konuşursam yanlış oldu. Demek ki arkadaşlar sol taraftan da küçük olanı alıyoruz. Yani 4 küçüktür x o da küçüktür 11 oldu. Bizden x'in alabileceği tam sayı değerleri istenmişti. 5 nokta 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 10'a kadar tam sayı değerlerini yazabilirsiniz. Evet, ABC bir üçgen, AB 12 santimetre olduğuna göre, ABC üçgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar kenarları bilmiyorum bakın, x ve y diye yazdım. E şimdi ben şunu hatırlıyorum ama iki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olmak zorundaydı. Yani x artı y büyüktür 12. E şimdi üçgenin çevresini düşünüyor olursak x artı y artı 12 bizim çevremizi anlatıyor. E, şimdi x artı y'nin yanında bir tek 12 eksik. O zaman biz eşitsizin her yanına 12 ekleyelim. x artı y artı 12 büyüktür 24 olmalı. Bizden üçgenin çevresinin tam sayı olarak olabilecek en küçük değeri sorulmuştu. 24'ten büyük olduğumuza göre 25 santimetre de üçgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri oldu. Evet, ABC bir üçgen, AD eşittir DC, AB 10, BC 16 ise x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar, burada artık şöyle bir durum var. Mesela AD ile DC'yi bilmediğinize göre, bizim x'in içinde olabilecek basit bir üçgen bulmamız gerekiyor. İsterseniz bu tarafa, isterseniz bu tarafa, yöntem size kalmış. Ben BC'ye paralel çiziyorum D'den. Şimdi paralel çiziyorum dediğimde, e, burası İki eş parçaya bölündüğüne göre demek ki burası da iki eş parçaya bölündü. Burası artık arkadaşlar 5'e 5 beş oldu. Şimdi bu çizdiğiniz buraya artık E noktası diyelim. Bu çizdiğiniz artık orta taban olduğuna göre adı üstünde orta taban nedir? Orijinal tabanın yarısı kadardı. E burası 16 olduğuna göre demek ki arkadaşlar bu uzunluk 8 birim. E BED üçgenine bakarsak artık bizden bakın X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulmamız istemiş. Şimdi B, E, D'ye konuşalım. E, üçgenimizi artık yazdığımızda aradaki fark 3 küçüktür X o da küçüktür 13 oldu. E Burayı yazdıktan sonra da artık şöyle devam ediyoruz. X'in olabilecek en küçük e, en büyük tam sayı değeri X buradan 12 oldu. Şimdi... Burada şu aklınıza gelebilir arkadaşlar. Bu hatırlatmayı yapıyorum. Üçgenin iç açılarıyla ilgili bir bilgimiz olmadığı için yani hani burası dar açı ya da geniş açı. E hocam o zaman Pisagor eşitsizliği yazacak mıyız? E bunu bilmediğimiz için bu eşitsizliğe göre olası en küçük durumumuzda x eşittir 4'tür diye söylüyoruz. Ahmet ikiz kenarlarının uzunluğu 10 birim olan bir ABC ikiz kenar üçgeni tahtaya çiziyor. Hemen biz de çizelim. ABC ikiz kenar üçgen yazdık. A, B, C. İkiz kenarlarında 10, 10 şeklinde yazdık. Daha sonra tabanında BD büyüktür DC olacak şekilde bir D noktası belirliyor. Şimdi BD DC'den daha uzun olduğuna göre arkadaşlar D noktası C'ye daha yakın. Ve A noktası ile birleştiriyor. Şimdi bunu A noktası ile birleştirdik. Devam edelim. Buna göre AD uzunluğu en çok kaç birim olur diye sormuş. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar bakın. Şimdi A noktasından yola çıktınız. Aslında çok basit bir soru. Çok basit bir soru. Şimdi A noktasından yola çıktınız. Eğer bu köşeye gelseydiniz ya da bu köşeye gelseydiniz olabilecek değeriniz kaçtı? 10'du. Ama siz bu aralığın içerisinde gezdiğinize göre demek ki bu çizmiş olduğunuz AD doğru parçası ondan küçük olmak zorunda. Bakın ben bunu uzatsaydım yani C'nin dışına ya da B'nin sonuna gitseydim 10 birimden daha uzun bir şey yazmış olacak. Ama 2 10'un arasında kaldığımıza göre AD ondan küçük olmak zorunda. Demek ki AD'nin uzunluğu da en fazla 9 santimetredir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik Pisagor eşitsizliğine. Şimdi Pisagor eşitsizliği ne demek? Pisagor eşitsizliği şu demek. Eğer ben tepe açımı 90 derece yaparsam hatırlayacağınız üzere 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi yani hipotenüsün karesi eşittir. Dik kenarların kareler toplamına. Bakın burada bir tane değer vardır. Her zaman. Yani ben buraya 3 4 yazdıktan sonra bu bir dik üçgen olduğuna göre örneğin önce şu değerleri bir yazalım. Mesela buraya 3 dedim. Buraya 4 dedim. Burada üçgen eşitsizliği çalışmaz arkadaşlar. Çünkü açının bir değerini bildiğinize göre Pisagor eşitsizliğinin ileride trigonometride de göreceğiniz üzere her trigonometrik fonksiyonda her açının kendine has bir değeri vardır. Bu değer gereği A uzunluğu ancak ve ancak 5 olur. Hani 3 ile 4 e aradaki fark kaç? 1. 1 küçüktür A o da küçüktür 7 diye eşitsizlik yazılmaz. Bu yüzden verilen açıyı 90 derece verilen açı var, verilen açı var. Her soruda mantık bu. Verilen açı varsa kenarın bir tane değeri olacak. Burada bir tane durumunuz var arkadaşlar, bunu unutmayın. Bu kenarları hatırlatıyorum ben yazmıştım zaten. Şimdi ikincisinde ise şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer açınız 90 dereceden küçük ise demek ki arkadaşlar Pisagor'unuzun yani BC yi bizini hipotenüs diye adlandıralım, hipotenüsün B'nin karesi ve C'nin karesinin toplamından küçük kalması gerekiyor. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Eğer arkadaşlar açımız 90 dereceden büyük ise bu sefer de diyoruz ki açımız 90 dereceden büyük ise bu sefer de diyoruz ki A'nın karesi büyüktür. B'nin karesi artı C'nin karesi. Yani hipotenüsün karesi dik kenarlar gibi düşünürsek bunları dik kenarların kareler toplamından daha büyük olmak zorunda. Burada size iki tane doldurmamız gereken yer bıraktım. Bunu da şu şekilde anlatıyorum. Şimdi A'nın karesi B'nin karesi ile C'nin karesinden küçük. De nereye kadar küçülüyor bu? Arkadaşlar unutmayın. B eksi C küçüktür. Artık A'dan o da küçüktür. Kök içerisinde B'nin karesi artı C'nin karesi şeklinde bunu ikinci dereceden birinci dereceye indiriyoruz. Diğerinde ise artık arkadaşlar şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bu sefer A'nın karesi B kare artı C kareden büyük. Yani kök içerisinde B kare artı C kare küçüktür A. O da küçüktür 2 kenar toplamı. Unutmayın solumuzda solumuzda daima kenarlar farkı kalacak. Sağımızda ise daima kenarlar toplamı kalmak zorunda. Pisagor eşitsizliği olsa bile. Evet geldik bir zoruya. ABC bir üçgen AD ve CD açıortay. A değiştir 8 birim ve C değiştir 15 birim ise X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim geometride zorlanma sebeplerimizden biri de bu. Hani şimdi hep söylüyoruz. Röportajlarda da söyledik. Diyoruz ki siz kuralları biliyorsunuz zaten. Ama mesele o kurallara yorum yapmakta. Şimdi burada aç ortayın ne iş yaptığını bilmeyen var mı? Hayır. Veya işte... 8, 16, e, üçgen olması için hemen yazalım üçgen olma şartını. Kenarlar farkı kaç? 8 küçüktür. X o da küçüktür. 8 ile 16'yı topladım. 24 oldu. Ama ben size söyleyeyim. Cevap bu değil. Cevap daha farklı bir şey çıkacak. Neden? Çünkü ben şu an soruda arkadaşlar bu bilgiyi kullanmadım. Bakın geometrinin ayrıldığı nokta burasıdır. Soruda verilen tüm bilgileri şekle veya kendi çizmemiz gereken noktaya yorumlamazsak benim bunları biliyor olmam bir anlam ifade etmiyor. Bunu unutmayın. Kurallara daima yorum yapabiliyor olmalıyız ki geometride soru çözebilirim. İşte sizin o görmekle görmemek arasındaki farkınız da aslında bundan kaynaklı. Görüp görmemedeki mevzu tamamen bu arkadaşlar. Şimdi ben şunu fark ettim. E biz bir üçgende aç ortay çizdik. E biz bir üçgende aç ortay çizdikten sonra e hatırlayın. Aç ortayda şunu söylemiştik. Siz komşu iki açı ortaya çizerseniz burada oluşan açı alfa eşittir 90 derece artı kullanılmayan köşenin yarısı. Demek ki bizim alfa diye yazdığımız açı ne olmak zorunda arkadaşlar? 90 derece. Bakın Pisagor eşitsizliği de oldu. Demek ki x kare büyüktür 8'in karesi artı 16'nın karesi. Burada artık arkadaşlar ne demeye çalıştım herkes az çok anlamıştır. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdi 8'in karesi artı 16'nın karesi dediğimizde. 8'in karesi artı 16'nın karesi dediğimizde topladım. Unutma tam sayı çıkmak zorunda değil. Ben nasıl olsa üst sınırımı biliyorum. Benim sadece tahminen şunu düşünmem lazım. 8'in karesi ile 16'nın karesinin toplamı yaklaşık olarak hangi sayının karesine yaklaşıyor? E şimdi 16'nın karesi 256 artı 8'in karesi 64 x kare büyüktür. E burayı toplarsak arkadaşlar 320 oldu. Şimdi 64 2, e, 256 60 60 120 bir 200 daha var 320 oldu. Bana bir sayı lazım. Karesi 320'den büyük olsun. Örneğin örneğin Burada şunu fark eden var mı bilmiyorum. Burası 16 değil de mesela 15 olsaydı 8, 15, 17 olacaktı. Yani 17'den büyük çıkmamız gerekiyordu. O zaman Buranın şu an 17'den daha da büyük çıkması lazım. Acaba 18'in karesinden büyük mü? Hemen onu kontrol edelim. 18'in karesini aldığımızda 8 kere 8 artık 64'ün 4'ü elde 6. Burası 144 oldu. 8, 1, 1 daha 2 topladık. Burası artık 304, 2. Burası artık 324 oldu. Şimdi 324 olduğuna göre o zaman artık arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. X kare 320'den büyük. E, X kare 324 olabilir. Demek ki benim ilk tam sayı değerim kaç oldu? 18. Nereye kadar sayıyorum artık arkadaşlar? 24'e kadar sayıyorum. 19, 20, 21, 22 ve 23 olmak üzere toplamda 6 tane AC kenarının tam sayı değeri vardır dedik. Evet geldik başka özel bir sorumuza. ABC bir üçgen AB eşittir 8 kök 2 BC eşittir 14 alfa küçüktür 45 derece ise AC yani X uzunluğu en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi hatırlarsak arkadaşlar eğer sorularımızda 45 derece, 30 derece, 60 derece gibi özel açı bilgileri varsa biz bunların karşılarına daima dik çizmiştik. Eğer bu açılar varsa ama şimdi burada açımızın 45'ten küçük olduğu anlatılıyor. Biz sanki bu açı alfa 45 dereceymiş gibi yorum yapmaya çalışalım. Ben bu açıyı 45 derece kabul ediyorum ve ondan sonra artık arkadaşlar buradan bir yükseklik çizdim. E şimdi 90 45 e burası da artık 45 derece oldu. Yani ikiz kenar dik üçgen var karşımızda. Burası artık 8 8 8 kök 2 oldu. Şimdi BC kenarı 14. Biz artık bu parçaya 8 dediğimize göre burası artık 6 olmalı. E sağdaki dik üçgen artık 6, 8, x de buradan 10 oldu. Ama biz açımızı 45 derece kabul edersek bu uzunluk 11'im birim çıktı. Bizim açımız 45 dereceden küçük olduğuna göre artık arkadaşlar x'in en büyük değeri de 9'dur diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik bir önceki başlığımızın ödüllü sorusuna. KLM bir üçgen daha sonra KN açıortay KML 80 şimdi burada bize KN ile NT dik olarak vermiş. Daha sonra LK uzunluğu ile LK uzunluğu ile LM uzunluğu eşit verilmiş. Alfa nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat bakın. L, K, M, büyük üçgeni ikiz kenar bir üçgen. E burası 80 olduğuna göre demek ki burası da 80. 40, 40 diye yazdık. Daha sonra, daha sonra şu küçük üçgene baktığınızda tabi e, buraya girmek zorunda değilsiniz. K, N, M üçgenini gördüyseniz o da olur. Hatta direkt buradan da çözebiliriz soruyu. K, N, M üçgeninde iki iç açının ölçüler toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı anlatıyordu. E 40 artı 80 burası artık arkadaşlar 120 derece oldu. E zaten bize N de diklik verilmişti. Yani 90 derece verilmişti. O zaman arkadaşlar alfa da 30 derecedir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik ödüllü sorumuza. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.